Toprağınız toprağım, eviniz evim. Burası için, bu diyarın çocukları için bir ana, bir ışık olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım. Vallahi ve billahi. Yeni muallime bu mu dersin Fettah Efendi? Bu olsa gerek. Böyle yarı çıplak başka kim olur ki? Ama güzel avrat Allah için. Boyu devrilsin. Zaten başımıza ne geliyorsa bu kahvelerden geliyor. İşte Maarif Müdürlüğü binası burası. Siz beni burada bekleyin. Gir. Merhaba efendim. Ben İstanbul'dan gelen yeni öğretmenim. Oo, sefa geldin kızım. Demek Aliye Hanım sensin. Buyur otur şöyle. Teşekkür ederim efendim. Oturmayayım. Sizden mektebim hakkında bilgi edinecektim. O kolay. Hele bir dinlen. Ta İstanbul'dan geliyorsun. Yarın okulunu da görürsün, talebelerinle de tanışırsın. Sağ olun efendim. Acaba mektepte kalmam uygun olur mu? Eşyalarımı oraya taşıyabilir miyim? Yatıp kalkacağın yer içinde bir yol düşündü kızım, merak etme. Bu kasabada yalnız yaşaman pek doğru değil sanırım. Sana Eşraf'tan Ömer Efendi'nin evinde bir de oda ayırdık. Bir karı bir kocadırlar. Son derece namuslu, Müslüman insanlardır. Efendim, ben mektebin yeni muallimesiyim. Maarif Müdürü Bey dedi ki... Aa, biliyorum. Sen misin o? Gel içeri kızım, gel. Biz de seni bekliyorduk. Az önce çocuklar eşyanı getirdi, odana koyduk. Gülsüm, Gülsüm, neredesin? Bak, yeni hoca hanım geldi. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Sağ ol evladım. Oo, maşallah, ne de güzelmişsin sen. Allah kem gözlerden saklasın. Gel sana odanı göstereyim yavrum. Bu odayı sana ayırdık yavrum. Evvelce kızımız Emine'nin odasıydı. Size nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Bu gelinlik kızınızın mıydı? Evet, sözlüğü de Emine'miz. Düğünü olacaktı. Hastalandı, ne olduğunu anlayamadık. Haftasına çıkmadı. Sen yaştaydı, seni görünce bir an Emine'yi görüyorum sandım. Allah sana uzun ömür versin kızım. Anasız babasız büyüdüm ben. Annemi çok küçükken kaybettim. Veremden ölmüş. Babam askerdi. Kafkas cephesinde şehit düştü. Çocukluğum kız öğretmen okulunun tahta sıraları arasında geçti. Diplomamı alır almaz memleketimin herhangi bir köşesine gitmeyi... Oranın çocuklarını yetiştirmeyi, İstanbul'da kalmaya tercih ettim. Kısmet buraya gelmekmiş. Şu Allah'ın işine bak Ömer Efendi. Bir kızımızı aldı, yerine başka bir kızımızı gönderdi. Sağ olun efendim. Ben de kendimi bir anaya babaya kavuşmuş gibi hissediyorum. İnşallah işin rast gider evladım. Bu mektep işi biraz çetindir bizim buralarda. Çocuklar daima böyle itişe kakışa mı sınıfa gelirler? Evet efendim. Niçin mani olmuyorsunuz? Burası İstanbul değil hanım. Kasaba eşrafının çocuklarına laf söyleme kimin haddine? İşte sınıfınız. Allah kolaylık versin. Kesin bakalım gürültüyü. Herkes yerine otursun. Sınıfa girişinizi gördüm biraz evvel. Utandım. Koşup oynayacaksınız ama... kavgasız gürültüsüz. Kardeşçe. Memleketimiz işgal altında. Biz birbirimizi yersek vatanı kim kurtaracak? Sen, adın ne senin? Benim mi? Ayağa kalk da öyle konuş. Evet, adın ne senin? Kantarcı Hüseyin'in yeğeni Sabri.
Ailenle gururlandığın kadar büyüğünle nasıl konuşulur onu öğren. Ve hemen at o sigarayı elinden. Bir daha da sınıfta sigara içtiğini görmeyeyim. Evet, artık hiç gürültü istemiyorum. Kuvayi milliyecilik ne demek? Gavurluk demek! Yahu koskoca düşman ordusuyla bir avuç baldırı çıplak başa mı çıkabilirmiş? Hacı Fettah, düşün taşın da öyle laf et! Ne demiş Denizli müftüsü? İslam ülkesini kafir basınca, Müslümana silaha sarılmak gerek. Silah bulamazsa, kazmaya küreğe yapışacak. O da yoksa, yerden üç taş alıp atacak düşmana. İş fetvaya dayanıyorsa, Şeyhülislam Efendimizin fetvası var. Padişah'tan ferman çıkmayınca, Kuvayi Milliyeci'nin daha da işine! Padişah İngiliz'in eline esir düşmüşken, nasıl ferman verebilsin? Padişahı İngiliz'den kurtarmak, Tahsin gibi ittihatçı gavurlarına mı kaldı? Hem o milliciyi koruduğun yetmiyor mu ki, bir de elin neydi belirsiz muallimesini eve aldın? Ali'yi biz evlat edindik Fettah Efendi. O bizim kızımız oldu artık. Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa var ol. Çiğnendi yeter varlığımız cehlile kahre. Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz. Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşi. Ne oluyor? Ne oluyor? Kim o kavga edenler? Ayrılın çabuk! Kudurdu gene hızırla! Muhakkak kavgayı sen çıkarmışsındır! O çocuğu bırak kaçar! Ne oldu? Anlatın bana! Defterimi istedi, vermedim diye vurmaya başladı. Hatça Hanım, bunu evine gönderin. Bir hafta cezalıdır. Aman Aliye Hanım, bu eşraf çocuğudur. Benim için yalnız bu mektebin çocukları vardır Hatça Hanım. Kim suçluysa cezasını çeker. Götürün diyorum size. Senin adın ne çocuğum? Durmuş Hoca Hanım. Baban kim? Benim babam yok. Balkan'da şehit olmuş. Peki sana kim bakar? Anam Hoca Hanım. Ben okuyayım diye eşraf evlerine çamaşıra gider. Siz kimsiniz? Ne hakla kapıyı vurmadan içeri giriyorsunuz? Bana kantarcıların Hüseyin Efendi derler! Sen kendini ne sanıyorsun da, bir eşraf çocuğunu mektepten kovuyorsun! Kim olursanız olun, çıkın dışarı! Beni rahatsız etmeyin! Sen kim, benim suratıma haykırmak kim? Kasaba demek, siz demek değilsiniz efendi! Ben Anadolu'ya çocukları okutmak için geldim. Benim için eşraf çocuğu da birdir, yoksul çocuğu da. Çıkın diyorum! Bak hayasıza, bak edep terbiye bilmez eksikete! Çık dedim sana efendi! Bu dershane bana ait bir yerdir! Hadi yalla! Dışarı! Bu mülevvesler kızım, seni dile doladılar. Fettah da bugün atıp tutuyordu kahvede. Ah yavruma, onların ne Allah'tan korkuları vardır, ne de peygamberden utanmaları. Hele böyle kimsesiz genç bir kız bulurlarsa. Kimsesiz mi? Kim demiş onu? Ömer baba ile Gülsüm ananın çocuğuna kim dil uzatabilirmiş bakalım? Sana artık biz Emine diyeceğiz. Sizin toprağınız benim toprağım. Sizin eviniz benim evim. Burası için, buranın çocukları için bir ışık, bir ana olacağım. Ve hiçbir şeyden korkmayacağım. Vallahi ve billahi. Aliye, Aliye! Buyur Gülsüm anne. Kantarcıların Hüseyin Efendi geldi avluda. Senin hakkında bir şey konuşacakmış Ömer babanla. Buyur Hüseyin Efendi, nedir dileğin?
Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Aliye Hoca Hanım'ı istemeye geldim. Oğluna mı, kardeşine mi? Kendi nikahımı almak istiyorum Ömer emmi. Amma yaptın Hüseyin efendi! Evindeki üç kadın yetmez mi oldu, bir de Aliye Hanım'a göz diktin? Gönül bu Ömer efendi! Ve de şeriat hakkı! İstanbul'lu okumuş kadınlar ortağa yanaşmazlar Hüseyin efendi. Zaten Aliye Hanım kendini talebelerine adamış. Boşuna ümitlenme! Kantarcıların Hüseyin'i beğenmemeyi göstereceğim sana! Elime ayağıma düşeceksin! Yalvara yalvara kollarıma atılacaksın! Geldi dayandı, evleri bakları onların yüzünden yakıp yıkıyor, Sabi Sübyan'ı onların yüzünden kılıçtan geçiriyor! İnanmayın ey ahali! Kuvayi Milliye olmasaydı işler daha beterdi! Ordumuz Kuvayi Milliye sayesinde derlenip toparlanıyor! Kimmiş Kuvayi Milliyeciler? Din düşmanları, eşkıya çeteleri! Şimdi köyleri kasabaları soyuyorlar, ellerine kudret geçer geçmez mukaddesatı çiğneyecekler. Kadınlarımızın örtülerini kaldırıp sünnet ve farzı inkar edecekler. Onları istemeyiniz. Onların kanı kafirlerin kanı gibi helaldir. Hatta derim ki nereden gelir ve kim olursa olsun herhangi bir kuvvet ve hükümet camilerimizi, dinimizi korursa ona uyunuz! Safsata yapma Hacı Fettah! Ağzından çıkanı kulağın duysun! İslam'ın birinci farzı cihat değil mi? Kuvayi Milliye canını dişine takıp düşmanla boğuşmuyor mu? Sen burada kimin borusunu öttürmeye çalışıyorsun? Gözü açık namahremler! Müslümanın yüreğini karıştırmak için erkeklerin içinde nasıl dolaşıyor, nasıl şarkı söylüyorlar! Bunlar melunedir! Melun sensin, senin gibiler! Bir gün başımıza taş yağmasını istemiyorsanız bu karıları üstleri başlarıyla beraber parçalayın! Daha ne bekliyorsunuz? Cenab-ı Hakk'ın tekbir gazabının üstünüze gelmesini mi istiyorsunuz? Yürüyün ey ümmet-i Muhammed! Thank you.
Açılın, yol verin çocuklara! Efendiler, sizlerle konuşacağım bazı şeyler var. Eşraf yarın sabah kantarcıların Hüseyin'in evinde toplansın. Dediğimi işittin kantarcı. Yarın sizde toplanıyoruz. Seni de beklerim Fettah Efendi. Dağılabilirsiniz. Hoş geldin, hoş bulduk Ömer Efendi. Buyur eve gidelim. Bu toplantı ne olsa gerek? Ne olacak? Adamlarını beslemek için gene harac isteyecektir ama zor alır artık. Aliye'nin o evde kalması çok kötü oldu. Tahsin'e istediklerini yaptırabilmek için Ömer ona Aliye'yi peşkeş de çeker. Çeker mi yahu? Heh. Her yerde bizim kızımız oldu Aliye diyorlar. Der o Allah'ın cezası, der! Ah Yunan buraya bir girse ben bilirim yapacağımı. Demek Fettah Efendi, Kuvayi Milliye'nin kanı gavur kanı gibi helaldir diyordu. Ve az kalsın hoca hanımı yüzü açık diye kalabalığa parçalattıracaktı. Namusu kadının yüzünün örtüsünde arayan zavallılar. Bu Fettah'ın sana da kötülüğü dokunmuştu değil mi? Evet, kantarcılarla birleşip kaç dönüm bağımı zapt etti. Elinden gelse beni bir kaşık suda boğup bütün malımın üstüne oturur. Merak etme Ömer Efendi, biz onun icabına bakacağız. Tahsin Bey kasabaya her gelişinde sizin evde mi kalır Gülsüm anne? Bizde kalır kızım. Tek güvendiği kimse Ömer babandır. Tahsin Bey kimdir? Aslında yüzbaşıdır o. Fakat mütarekeden sonra birlikleri dağılmış. Şimdi ordu yeniden derlenip toparlanana kadar halkı düşmana karşı silahlandırmaya çalışıyor. Nereliymiş Tahsin Bey? Ailesi falan yok mu? Aslen Karadenizli galiba. Ailesi Samsun'da otururmuş. Ama kendisi bekar. Cepheden cepheye gidip gelirken evlenecek vakti olmamış herhalde. Gönlünü ferah tut oğlum. Yunan belasını başımızdan er geç def edeceğiz. İş zibidi Yunan'a kalsa tükürükle boğarız Ömer Efendi. Ama Yunan'ın gerisinde tekmil garb alemi var. Haçlılardan bu yana Türk'ün kaderi böyle evlat. Türk'ün tarihteki yeri İslam'ın kılıcı olmak. Kafire karşı bir an önce derlenip toparlanmak gerekiyor. Zeybeklerin, Efelerin savaşçılığına uzun boylu güvenmemeli. Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da yeni bir ordu kurmakta. Bizimkisi büyük taarruza kadar onlara zaman kazandırmak. Sırası gelince biz de Ankara'ya katılacağız. Gazanız mübarek olsun. Sen yorgunsun evlat. Hadi yat artık. Dinlen. Sağ ol Ömer Efendi. Allah rahatlık versin. Cümlemize inşallah. Hayırlı geceler efendim. Size de. Bala buble bumbule bas çeçe.
Hoş gelmişsin Tahsin Bey'im, bizi şereflendirdin. Sağ olun Hatice Hanım, nasıl çocuklarınız? Ah, onları hiç sorma, bir beterken bin beter oldular. Hayrola? Benim sınıfımda her çocuk namaz surelerini bilir. Hiç olmazsa amme cüzünü sonuna kadar ezberler. Yeni hanımlar hep dinsizlik öğretiyorlar. İstanbul'dan yeni gelenler sokakta yüzleri açık geziyorlar. Artık bunların terbiyesi sayenizde verilirse... Hoca hanım, namus kadının yüzünü açıp açmamasında değildir. Din de peçe demek değildir. Öyle kapalı kadınlar vardır ki... kapı arkasında her türlü rezaleti yaparlar. Onun için yeni öğretmene yüz açık diye kimsenin hücuma hakkı yoktur. Bu böyle biline. Ağalar, memleketimize düşman girdi. Ne mal, ne ırz, ne de can bıraktı. Bizler düşmanı kovmak için dağa çıktık. Devlet henüz bizi resmi hazinesinden besleyebilecek durumda değil. Ordu harekete geçinceye kadar bizi sizler doyuracaksınız. Biz öbür çeteler gibi aklımıza esen parayı da istemiyoruz. Gücünüzün yettiği kadar. Şimdi söyleyin, bize ne kadar para yardımı yapabilirsiniz? Siz ne istiyorsanız bizim halimizi düşünerek bir teklif edin. 30.000 lira. Fakat meteliğini aileden almayacaksınız. Size bir liste hazırladım. Yalnız ismi geçenlerden alacağız. Kantarcıların Hüseyin Efendi 10.000 lira. Hacı Fettah 5.000 lira. Gariplerin Mustafa Ağa 3.000 lira. Eşraftan Mehmet, Ömer ve Hasan Ağalar... kalan 12.000 lirayı tamamlayacaklar. Efendiler, bu benim 60 kişilik kuvvetimin bir yıllık masrafıdır. Benim değil 5.000 lira, 5 lira verecek gücüm yoktur. İhtiyarım, içecek çorbamı zor buluyorum. Ömer Efendi ile Hasan Ağa'yı bilmem ama... ötekiler de veremezler bu parayı. Sizinki vatan müdafası değil, bildiğimiz eşkıya soygunu. Düpedüz bolşeviklik! Halt etmektesin ki boyunca Hacı Fettah. Kuvayi milliyecilerin kanı, kafirin kanı gibi helaldir diye fesat saçtığın kulağımıza geldi. Pis paranı düşmana sakla sen. Fakat halkı birbirine düşürmene... ayak takımını müdafasız genç kızların üstüne saldırtmana müsaade etmeyeceğim. Götürün şu adamı muhafazaya alın. Ne? Cezasını sonra vereceğim. Beni ha! Tutmayın! Çekilin! Sizler de ağalar... kararınızı bana yarın akşam burada bildirirsiniz. Git herkese duyur Fettah Efendi'nin hapsedildiğini. Tahsin Bey kasabayı haraca kesecekmiş de. Ve bütün bunların Ömer Efendi'nin başının altından çıktığını söyle. Tahsin Bey Fettah Efendi'yi hapsetmiş. Kasabayı haraca kesecekmiş. Hep Ömer Efendi'nin başının altından çıkıyormuş bunlar. Tahsin Bey parayı vermeyeni öldürecekmiş. Bu işte Aliye Hoca Hanım'ın parmağı varmış. Ömer Efendi, Tahsin Bey'e istediklerini yaptırabilmek için Aliye Hoca'yı öne sürmüş. Bak hele kahvenin oyunlarına! O millici gavur kocama asarsa ben ne derim? Ağlama kardeş, belki bir çaresi bulunur. Hep o Aliye kahvesi yüzünden. Bir gecede çeldi Tahsin Bey'in aklını. Unuttunuz mu? Bizim Hüseyin Efendi'yi zor kurtardım elinden. Bir çaresi var bunun. Ricaya gidelim. Yüreğinde az buçuk insanlık kalmışsa acır halimiz. Gidelim. Gidelim kardeşim. Gidelim. Yüreğim yanıyor vallahi. Tahsin Bey kasabayı haraca keseceğimiş, kurtar bizi hoca hanım! Kocalarımız korkudan evden çıkamaz oldular, bize yardım et! Dediklerinizden bir şey anlamıyorum. Ne var, ne oldu? Ben Fettah Efendi'nin karısıyım hoca hanım. Tahsin Bey kocamı hapsetti, onu astıracağımış! Neden hapsetti, niçin assın? Para vermiyor diye! Yok vallahi yok, ne versin?
Eline ayağına düştü hoca hanım, bizi sen kurtar! Size ölmüş anamın, şehit babamın ruhuna yemin ederim ki... eğer Tahsin Bey'in kasabada yaptığı kötülüğe engel olamazsam... onu kendi ellerimle öldürürüm. Sizinle yalnız konuşmak istiyorum Tahsin Bey. Tahsin Bey, bu zavallı kasabaya ne hakla zulmediyorsunuz? Bütün kadınlar yas içinde. Düşmanı vatandan kovmak için silaha sarılanlara, ahaliye eziyet yaraşır mı? Ne demek istiyorsunuz, anlayamadım. Adamlarınız herkesi dövüyormuş. Kasabadan binlerce lira istiyormuşsunuz. Erkekler korkularından evlerinden çıkamaz olmuşlar. Fettah Efendi'yi ne yaptınız Tahsin Bey? Karısı sokaklarda ağlayarak dolaşıyor. Ne hakla hapsediyorsunuz onu? Kuvay, milliyecilerin kanı... kâfirin kanı gibi helaldir dediği için. Savunmasız bir genç kızın üstüne... kasaba kopuklarını saldırtmak istediği için. Yani Hacı Fettah'ı para için kapatmadınız. Hayır. Zaten kimseyi de... kendi vermek istediğinden fazlası için zorlamak niyetinde değilim. Yalnız şu gerçeği kabul etmek lazım ki Aliye Hanım... sadece heyecan ve iman savaş kazanmaya yetmez. Silah ve cephane de gerek. Bunlar da ancak parayla olur. Peki, Fettah Efendi'yi ne yapacaksınız? Ne yapmamı istiyorsunuz? Onu salıvermenizi. Çünkü ona vereceğiniz ceza, adınızı lekelemekten başka bir işe yaramayacak. Efendiler, arkadaşlarım ve ben yarın kasabadan ayrılıyoruz. Kasaba eşrafının bize yardım etmek hususunda gösterdiği anlayışa teşekkür etmek isterim. Verdiğiniz paraların memleket hizmeti için harcanacağından şüpheniz olmasın. Öğretmen Aliye Hanım'ın ricası üzerine bu seferlik Hacı Fettah Efendi'yi de affettim. Kendisini serbest bıraktım. Bundan sonra kasabada Müslüman'ı Müslüman'a kırdıracak hareketlerden kaçınacağınızı umarım. İlerleyen düşmanı durdurmak için yarın ateş hattına gireceğiz. Bizden hayır duanızı eksik etmeyin. Hakkınızı helal edin. Helal olsun! Cezanızı mübarek etsin Tahsin Bey. Bizlere muzaffer dönmenizi, vatanın kurtuluş müjdesini sağ salim getirmenizi dilerim. Var olun Aliye Hanım. Sizi tanıdığım kısa süre içinde çok beğendim, çok takdir ettim. Bu vatanın sizin gibi değerli hanımlara çok ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Ben de sizin mücadele ruhunuza hayranım. Bu azminiz sizi mutlaka zafere ulaştıracak. Vatanımız yandı, yıkıldı. Biz bu badirenin içinde... yeni bir devlet kurmaya çalışıyoruz. Bu savaştan sağ dönersem benim eşim olur musunuz Aliye Hanım? Beni bekler misiniz? Beni bu şerefe layık görüyorsanız sizi ömür boyunca beklerim. Kerim bana büyük annemin yadigarıdır. Onu sana emanet ediyorum. Beni unutma ve Allah'ın yolundan ayrılma. Bu değerli yadigarı ömrüm oldukça size ve Allah'a bağlılığımın alameti olarak saklayacağım.
belasından kurtulmanın tek bir yolu var. Neymiş o? Yunan'ı bu kasabaya sokmak. Daha mı iyi olur o zaman? Hem de nasıl? Evvel emirde Tahsin belası buraya bir daha ayak basamaz. Ondan sonra Ömer Efendi'nin bütün mallarına konarız. Kasabada artık yalnız bizim borumuz yeter. Peki Ali'ye ne olacak? O da senin olur be kantarcı. Yarın sabah erkenden Pınarbaşı'na gider, düşman kumandanı ile görüşürüz. Geceki mevluttan sonra çıt çıkarmadan kasabayı işgal ediverirler. Gidelim Fettah Efendi. Daha fazla gecikmeden Ali'ye benim olmalı. Kuvayi Milliye meselesiymiş. Hoş geldiniz efendiler. Allah ömürler versin efendim. Nedir mesele? Efendim, kasabamız eşrafından bir Ömer Efendi var. Başımıza bir Kuvayi Milliye çetesi musallat etti. Tetiş ve soygun halkı canından bezdirdi. Millici eşkıyalar yetmiyormuş gibi bu Ömer Efendi evine İstanbul'dan bir muallime kız aldı. Nasıl bir kız bu? Güzel mi? Şeytanı baştan çıkarır! Çete reisi Tahsin Bey'le bir gecede işi pişirdi! Yaman kız demek! Vievolokoriço! Kasabaya gelirseniz bu kız benim hakkım olacak! Biz oranın en büyük eşrafıyız, sizleri ağırlarız! Canla başla hizmet ederiz! Fakat bu kız benim olmalı! Ömer Efendi Mevlud'a gelmeyecek mi Gülsüm anne? Biliyorsun, iş için şehre gitti. Bu saatten sonra dönmez artık. Şehitlerimizin ruhuna okunacak bu mevlüt. İşgal acısıyla dolan yüreklerimize biraz teselli olursa ne mutlu. Camiye. Hepimizin çarpılmasını mı istiyorsun? Günahlarını ne çabuk unuttun kadın! Herkes günahından kendi mesuldür Haccanım. Bırakın girsin. Eğer bir günahı varsa böyle bir günde tövbe eder, affettirir kendini. Allah adın her kim ol evvel ana her işi asan eder Allah ana Allah adın olsa her işin önü herkes hep ter olmaya anın sonu mefari mevcudat Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa'a salavat. Amine Hatun Muhammed anesi.
olsa deften doğdu dürdanesi. Çünkü Abdullah'dan oldu hamile, vakt erişti heftevü eyyam ile. Hem Muhammed gelmesi oldu yakın, çok alametler belirdi gelmeden. Ol Rabiul Evvel ayı, kurtaracağım. Fakat kasabanın selameti için belki millicilerden birkaç kişiyi feda etmemiz icap edecek. Fettah Efendi'nin hakkı var. Yoksa toptan yanar zalimallar. Hadi gelin bakalım. Birliklerimize karşı saldırıya geçenler tamamıyla imha edilmiştir kumandanım. Bravo! Gücümüzün ne olduğu bilinsin. Ateş etmeyin! Barış istiyoruz! Ateş etmeyin! Barış istiyoruz! Daha fazla kan dökülmesin! Barış istiyoruz kumandan! Bize karşı koymanın ne demek olduğunu bu gece görürüz. Yarın ilk iş olarak kasabadaki bütün kuvayi milliyeciler ele geçirilecek. Baş üstüne! Bir öğretmen hanım varmış burada. Biri askerlerimi öğretmen hanımın evine götürsün. O ev göz hapsinde tutulacak. Şu andan itibaren kaymakamlık binası işgal kumandanlığı haline getirilmiştir. Verilen emirlere itaat ederseniz biz de size iyi muamele ederiz. Şimdi gidin, bu sözlerimi halkınıza anlatın. Baş üstüne kumandan! Gördünüz, Aliye kahvesi güzelliğiyle bize düşman belasını getirdi. Kumandan onun evini muhafaza altına aldırıyor. İnşallah bu kahveyi cezalandıracağız. Sizler için korkacak bir şey yok. Hadi şimdi gidin evlerinize, rahatınıza bakın. Biz de gidip kumandana Kuvayi Milliyecilerin evlerini tarif edelim.
Yahu bu herifin Aliye'den ne alıp veremediği var? Evi neden göz hapsine almıyor? Kavgemiz bu muydu Fettah Efendi? Böyle bir günde kadın için kavga etmek bize yaraşmaz kantarcı. Baksana kahpenin lafı bile herifin aklını çeldi. Fettah Efendi, Fettah Efendi anlaşmamız böyle değildi. Aliye benim olacak. Dur canım, heyecanlanma. Elbet bir çaresine bakacağız. Hele şu millicilerden kurtulalım önce. Evin etrafı askerlerle çevrildi. Bu yalnızlık deli edecek beni. Babana ne oldu kızım? İki gecedir şehirde ne yapar bu adam? Bizi kimseyle görüştürmüyorlar. Bilmem ki nasıl öğrensek durumu. Gelebildim buraya. Komşunun damından atladım. Düşman askerleri Ömer amcayı yakalayıp götürdüler. Nereye götürdüler? Düşman karargahına. Ah, Ömer'ime ne yapacaklar şimdi? Üzülme anne. Ömer babayı kurtarmak için bir çare bulacağız. Benim hemen kumandanlığa gitmem lazım. Söyle bre kantarcı, Ömer efendi kaç paralık adamdır? Ömer efendinin paradan ziyade malı vardır kumandan. Onu kasabadan sürerseniz malına el koymuş olursunuz. Vay kantarcı vay, aklınla bin yaşa! Demek Ömer efendiyi buradan gönderdikten sonra ben malını, sen de kızını alacaksın ha, bravo! Zaten kızı bana vaat etmemiş miydiniz? Tabii, tabii! Ama bir de biz görelim şu kızı! Ne varmış görecek? Konuşmamız böyle değildi. Ködellenme bre canım! Bir kere görmekle kız eskimez ya! Şu Ömer efendiyi bir ortadan kaldıralım, sana öyle bir düğün yapacağım ki inleyecek burası! Şerefine alay müzikası çaldıracağım! Gir! Tamam Hüseyin efendi, yarın görüşürüz. Şimdi önemli bir işim var. Kumandan siz misiniz? Evet, benim. Ben kasabanın muallimesiyim. Babamı tevkif etmişsiniz. Suçu nedir, şimdi nerededir? Babanızı az önce getirdiler. Suçu nedir bilmiyorum. Ama sizin gibi güzel bir hanımın üzülmesini istemem. Buyurun, için. Heyecanınıza iyi gelir. İçki kullanmam. Babanız serbesttir matmazel. Onu alıp gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim kumandan bey. Her arzunuz benim için bir emirdir. Evinize gidin ve hiçbir şeyden korkmayın matmazel. Size kim fenalık etmeye kalkarsa bana gelirsiniz. Ben de yarın evinize gelip ziyaretinizi iade edeceğim. Demen Kosti! Yeni getirilen mahpusu derhal serbest bırakın. Baş üstüne! Buyurun.
İyi geceler matmazel. Kasabaya geldiğimiz günden beri halk seni siyaset yapmakla suçluyor Ömer Efendi. Kuvayi milliyecilerle beraber olduğunuzu söylüyorlar. Beraber olup da ne yapmışım? Elebaşlarına yataklık ediyormuşsun. Benim evim herkese açık kumandan. Bugün siz geldiniz. Tahsin Bey'i evimde misafir ettim diye bugün beni suçlayanlar, yarın da sizi misafir ettiğim için suçlayacaklar. Yarın ne demek Ömer Efendi? Siz gittikten sonra demek. Biz buraya gitmek için gelmedik Ömer Efendi. O sizin düşünceniz kumandan. Elbet bir gün geldiğiniz yere döneceksiniz. Benimle iyi geçinmenizi tavsiye ederim Ömer Efendi. Sana zararım dokunabilir. Duyduğuma göre epey mala mülke sahipmişsin. Haşa! Mülkün sahibi Allah'tır. Bizler sadece bekçisiyiz. Yani senin malına el koyamaz mıyız? Bizler gelip geçiciyiz çorbacı. Kalıcı olan yalnız Allah'tır. Malı ben beklemişim, sen beklemişsin, ne çıkar? Görüyorum seninle anlaşamayacağız Ömer Efendi. Kafalarımız uymuyor. Öğretmen hanım gelsin, onunla konuşacağım. Emretmişsiniz. Emir değil, rica ettim matmazel. Oturun lütfen. Evet, sizi dinliyorum. Kuvayi Milliye Çetecilerinden Tahsin'le ilginiz nedir? Nişanlısıyım. Nişanlınızı çok mu seviyorsunuz? Cevap vermiyorsunuz. Bizde genç kızlar böyle sorulara cevap vermezler kumandan. Öyle mi? Peki nişanlınızla haberleşiyor musunuz? Hayır. O halde nişanlınızın uğradığı felaketi bilmiyorsunuz. Yalan söylemesini beceremiyorsunuz kumandan. Sizin gibi tahsilli güzel bir kız nasıl oluyor da bir hayduta bağlanabiliyor, hayret doğrusu. Haydut sıfatı size daha uygun düşer. Hayır matmazel. Ben askerim, vazifemi yapıyorum. Bu madalyaları boşuna takmadılar. Tahsin Bey de askerdir, o da vazifesini yapıyor. Ne zamandan beri sizin kadar akıllı ve cazibeli bir insanla karşılaşmadım. Arada sırada gelip sizi görmek, konuşmak isterim matmazel. Bunu yapmayın kumandan. Memleketimin adetleri böyle ziyaretleri hoş görmez. Peki matmazel. Nasıl isterseniz öyle olsun. Bakın, biz ne medeni insanlarız. Benden istediğiniz bir şey yok mu? Var kumandan. Okulu işgal etmişsiniz. Madem ki medenisiniz, emrediniz okulu boşaltsınlar. Çocukların eğitimi geri kalmasın. Arzunuz derhal yerine getirilecektir. Ayrıca evinizin çevresindeki askerleri de çekeceğim. Allah'a ısmarladık. Yunan kumandanını da avucunun içine aldı kahpe! Bir sözüyle evinin etrafındaki askerleri kaldırtıverdi. Kumandan gözünün içine bakıyor kahpenin. Bundan böyle bu kasabada o kahpe ne dese o olur artık. Kumandan senin de dostun Fettah Efendi. Ne dostu yahu? Sizin çıkarınız için dost görünüyorum ben. Yoksa zorum ne? Türkler baskına verin!
sabah Tahsin'le adamları cephane arabamıza hücum etmiş. Bu kadar zamandır bu haydut herifin nerede gizlendiğini öğrenemediniz. Siz isteseydiniz öğrenirdik kumandan. Ne demek istiyorsun? Ömer efendi serbest dolaştıkça Tahsin Bey'i yakalayamayacağınızı size daha önce söylemiştim. Onları bırak. Şimdi ne düşünüyorsun onu söyle. Ömer efendi ortadan kalkmadıkça, kız kasabada yalnız kalmadıkça Tahsin Bey bize ipucu vermez kumandan. Pekala. Adamlarından birini Ömer efendinin peşine tak. Evini göz altında tutacaksın. Ne yaptığını öğrenmek istiyorum. Dediklerimi iyice belledin mi Durmuş? Belledim Ömer amca. Bu mektubu Tahsin Bey'in kendisine verirsin. Yollarda dikkatli ol. Hadi göreyim seni aslanım, hadi! Baş üstüne Ömer amca! Tahsin Bey, bakın biri geliyor. Bizim küçük Durmuş. Ne o Durmuş? Ömer amcadan size mektup getirdim. Düşman kasabada cephane yığınağı yapmaya devam ediyor, yolları kasabalı casuslar gözlüyorlar. Hey, Ömer efendi nasıl? Saati çok iyi, İnşallah beni buraya gönderdiğini gören olmamıştır. Kuvayi Milliye haydutlarıyla devamlı temas halinde olduğunu tespit ettik. Bir itirazın var mı? Bu tezviratı bunlar mı yapıyor? Yalan mı yani? İnanmayın kumandan! Dağdaki çetelerle irtibat halinde bulunduğunu cümle alem biliyor. Bu suçun cezasını biliyor musun Ömer efendi? İşgal altında her gün ölmektense bir defa ölmek daha evladır. Seni casusluk ve milliyetçilik suçlarından tevkif ediyorum. Milliyetçilik bir suç değil, fazilettir çorbacı. Götürün bu adamı! Eğer iki güne kadar mektubumun cevabını getirmezsen, Ömer efendinin başına bir şey geldiğini anlarım. O zaman Aliye Hoca Hanım'a söyle. Cuma günü ezandan sonra beni İlyas Ağa'nın viran evinde beklesin. Baş üstüne Tahsin abi. Hadi, yolun açık olsun oğlum. Benim güzel kızım, aklım hep babanda. Ne yaptılar ona? Oo, hoş geldiniz. Tekrar sizinle karşılaşmak, güzel yüzünüzü görmek ne saadet matmazel. Babama gene ne yaptınız? Onu askerleriniz arasında giderken görmüşler. Nerede babam? Bana cevap veriniz kumandan. Cevabım sizi çok şaşırtacak matmazel. Yoksa babamı... Susunuz. Sadece beni dinlemenizi istiyorum. Bazı gerçekler var ki gizlenemez. Burada karşılaştığımız ilk günden beri yalnız sizi düşünüyorum. Sizin hayalinizle yaşıyorum. Size aşık oldum matmazel. Sizden başka hiçbir şey düşünemiyorum. Korkmayın, size saldıracak değilim. Şu anda 16 yaşında bir çocuğun heyecanı ve saflığı içindeyim. Herhalde şakalaşıyorsunuz benimle. Hiç bu kadar ciddi olmadım matmazel. Bütün ömrümce hep gözyaşı kan gördüm. İlk defa karşılaştığım bir güzellik karşısındaki heyecanımı mazur görün. Sevmenin ne demek olduğunu ilk defa hissediyorum. Sizin de beni sevmenizi istiyorum. Benimle evlenir misiniz? Benim olmakla yalnız babanızın hayatını değil, nişanlınızı da, kasabanızı da kurtarmış olacaksınız. Bana evet derseniz hemen buradan gider, dilediğiniz yerde evlenir,
mesut yaşarız. Babam ve nişanlım benim size evet dediğimi duymaktansa ölümü tercih ederler. Peki ya kasabanız, ya memleketiniz? Sizin gitmenizle memleketimin kurtulacağını bilseydim, burada kendimi feda etmekten çekinmezdim. Bana gelmeniz yalnız kendinizi feda etmekle mi mümkün? Başka türlü olacağına inanır mısınız? Ya Ömer Efendi'yi kasaba meydanında asmaya karar verirsem, bunu görmeye tahammül edebilir misiniz? Tehditle her kadın elde edilmez kumandan. Üniforma giyen bir adam bu kadar küçülmemeli. Benim olmanız pahasına şerefimi ayaklar altına aldığım gibi, babanızı da öldürtmekte tereddüt etmem. Eğer böyle bir şey yapmaya kalkarsanız kendimi öldürürüm. Ölüler ne sever ne de sevilir kumandan. Son sözünüz bu mu? Evet. Babamı gösterecek misiniz bana? Babanızı görmek ancak isteklerimle mümkün matmazel. Allah'a ısmarladık. Hayır, gidemezsiniz. Bırakın beni, bırakın! Ne olursunuz beni anlamaya çalışın matmazel. Kumandanım! Çık dışarı köpek! Kimseyi görmek istemiyorum! Matmazel! Hocanım, hocanım! Ne oldu, sana bir kötülük mü yaptılar? Hayır Durmuş, Ömer babama hapsettiler. Tahsin Bey ona bu mektubu göndermişti. Çok mühimmiş dedi. Demedim mi ben? Demedim mi o kahpe her altı yer diye? Ne oldu, gene ne yaptı? Daha ne olsun, kumandanla birbirlerine sarılmışlar. Kendilerinden geçmiş bir haldeydiler. Beni görünce o Aliye kahpesi ne yapacağını şaşırdı. Vay kahpe vay! Vay kahpe vay ya! Durun bakalım, daha neler göreceksiniz neler! Fettah efendi gözlerinle görmüş. Aliye kahvesi kumandanın kucağındaymış! Ah başımıza gelenler! Bunları da mı duyacaktık? Aliye'yi namuslu zannederdik. Meğerse kahvenin biriymiş. Vah Tahsin Bey, vah! Aliye! Tahsin! Ömer babamı tevkif ettiler. Çok kötü. İnşallah başına fena bir iş gelmez. Buradaki en büyük desteğimiz oydu. Şimdi durumumuz çok zorlaşacak. Ömer babam ne yapacaktı? Düşmanın burada büyük bir cephane yığınağı yaptığını öğrendik. Bunun yerinin tespit edilmesini istiyorduk. Bu görevi belki ben başarabilirim Tahsin. Nasıl? Şu anda bilemiyorum, ama mutlaka başarmaya çalışacağım. Ve en kısa zamanda sana cephaneliğin yerini Durmuş'la ulaştıracağım. Bu işin ne tehlikeli bir görev olduğunu biliyor musun Aliye? Savaştayız. Düşman içimize girmiş. Bize düşen uysalca teslim olmamak. Alnımıza ölüm yazılmışsa Allah'ın emri. Aliye! Aliye! Seninle şu yıkıntının içinde buluşacağımıza, kuracağımız yeni yuvamızda huzur içinde yaşamayı nasıl isterdin? O günler uğruna savaşmıyor muyuz? Hem kendimiz hem halkımız için güzel günlere. İki güne kadar senden haber alamazsam yine gelirim. Allah'a ısmarladık Ali. Güle güle Tahsin. Türkler büyük taarruza geçtiler. Başkumandanlık bulunduğumuz mevkileri terk ederken tahrip etmemizi istiyor.
Herhalde bu sıkışık durumda İngilizler bizi yalnız bırakmazlar kumandanım. Neden bilmiyorum. İngilizlerle teması kaybetmiş durumdayız. Bütün telgraf hatlarını kesin. Tahrip edilecek yerleri tespit ettirin. Her şey yerle bir olacak. Şimdilik bu kadar. Bütün emirlerin en kısa zamanda yerine getirilmesini istiyorum. Baş üstüne. Kumandanım! Merkezden şifreli bir telgraf mesajı geldi. Çok mühimmiş. Gidebilirsin. Nihayet gelebildiniz matmazel. Sizin bu güzel kararı vereceğinizi tahmin ediyordum. Buraya babamı görmeye geldim kumandan. Yazık! Gene beni hayal kırıklığına uğrattınız. Yoksa babamı göstermeyecek misiniz bana? Buna zaten imkan yok. Babanız vilayet hapishanesine gönderildi. Neden? Muhakeme edilmek için. Ya idam edilecek, ya da siz onu kurtaracaksınız. Onu idam ettiremezsiniz. Bu kadar hain misiniz yoksa? Söz sırası sizin matmazel. Ben son sözümü sizin cevabınız üzerine söyleyeceğim. Eğer iki gün daha gecikirseniz, babanız için çok geç olacak. Seni gören olmadı ya Tahsin. Sanmıyorum. Siz meraklanmayın, ben etrafı kollarım. Bu gece yarısı cephaneliği uçurmamız lazım. Bir şey öğrenebildin mi Aliye? Öğrendim, işte. Ama Durmuş da ben de göz hapsindeyiz. Onun için sana gönderemedim. Ne kadar üzüldüm bilemezsin. Aliyem, büyük bir iş başardın. Eve girenin Tahsin Bey olduğundan emin misin? Uzaktaydım çorbacı. Ama Tahsin Bey'i çok andırıyordu. O değilse başka kim olabilir ki? Öğretmenin evi sarılsın. Eve yaklaşan evden çıkan herkes yakalansın. Vakit yaklaştı Aliye. Artık gitmem gerek, beni bekliyorlar. Eğer bana bir şey olursa, ömrüm boyunca seni sevdiğimi unutma. Sen yaşayacaksın. Tahsin, oğlum, Yunan askeri evi sardı. Burada olduğumu öğrendiler. Eve girerken biri beni görmüş olmalı. Her şey mahvoldu. Nedir bu başımıza gelenler? Şimdi ne yapacağız? Sen yukarı pencereden dışarısını kolla anneciğim. Ben bir çare düşüneceğim. Cephaneliğin bu gece mutlaka tahrip edilmesi gerek. Silahlı birliklerimiz yarın öğleye doğru kasabaya girecek. Askerlerimizin selameti, bu cephaneliğin tahrip edilmesine bağlı. Bu gece cephanelik tahrip edilmezse,
bütün çabamız boşa gitmiş olacak. Ah, buradan çıkmam lazım. Mutlaka, yakalanmadan. Yoksa düşman gerisindeki binlerce vatandaşımız hayatlarını kaybedecek. Merak etme Tahsin, az sonra buradan çıkacaksın. Nereye gidiyorsun? Kumandana. Kumandana mı? Hayır, olmaz. Tek çare bu Tahsin. Kumandanla konuşursam buradaki kuşatmanın kaldırılmasını sağlarım. Sen de birliklerinin başına dönebilirsin. Seni bırakmam Aliye. Şu anda kendimizden önce düşüneceğimiz vatanımız var Tahsin. Ben kendimi bu topraklara adadım. Hem hiçbir şeyden korkmayacağıma and içtim. Şimdi bu andı yerine getiriyorum. Sana bir asker olarak cephaneliği atıncaya kadar düşmanı oyalayacağıma söz veriyorum. Hem de bana hiçbir kötülük gelmeden. Sana bir şey olursa kendimi asla affetmem Aliye. Başaracağım Tahsin. Hem de hiçbir şeyden korkmadan. Eğer bana bir şey olursa sen de sakın unutma beni. Aliye. Allah'a ısmarladık. Dur! Beni hemen kumandanın yanına götürün. Hocam! Hocam! Durmuş! Çekil bakayım! Dokunmayın çocuğa! Seni nereye götürüyorlar ocağını? Hiçbir yere durmuş. Hadi sen evine git oğlum. Hayır! Hayır hocam! Seni bırakmam! Sana kötülük ederler sonra! Çekil git dedim sana, Beled! Bırakın çocuğu, durmuş! Gördünüz mü? Kumandanın yanına gecelemeye gidiyor. Derdim de inanmazdınız. Haklıymışsın Fettah Efendi, kahpenin biriymiş. Kahpe ya! Hem de ne kahpe! Bu gelişinizi hayra yorabilir miyim matmazel? İnşallah ümitlerimde yanılmıyorum. Evet, yanılmıyorsunuz. Benim yüzümden bir adamın öldürülmesine, ihtiyar bir kadının kahrolmasına daha fazla göz yumamam. Evlenme teklifinizi bazı şartlarla kabul ediyorum. Şartlarınız nedir? Birinci şartım, babamı sürgünden kurtaracak, evimin etrafındaki asker çemberini kaldıracaksınız. Ya ikincisi? Düşmanlarımdan Fettah Efendi ile Kantarcı Hüseyin'in derhal tevkifini istiyorum. Herhalde üçüncü şartınız da evinizde saklı olan Tahsin Bey'in kurtarılmasıdır. Tahsin Bey'in evimde saklı olduğunu kim söyledi? Kantarcıların Hüseyin, Tahsin Bey'i evinizde sakladığınızı söylüyor. Siz de buna inandınız, değil mi? Kantarcıların beni elde etmek için söylemeyeceği yalan, yapamayacağı iş yoktur. Karar sizin kumandan, ya iftira edene, ya da bana inanacaksınız. Unutmayın! Şu anda bana sahip olmak sizin elinizde. Son şartınız nedir? Son şartımı, öbür şartlarım yerine getirildiğinde söyleyeceğim. Gitmişler oğul, kimseler yok. Bu gece her şey bitmiş olacak. Duanı eksik etme anneciğim, hakkını helal et. Helal olsun evladım, helal olsun. Bu muhakkak Aliye kahpesinin işidir. Onun cezasını vermenin zamanı geldi. Aklını başına devşirdin nihayet. İsteklerinizin hepsi yerine getirildi matmazel. Son şartınız nedir? Ah!
son şartım. Beni dinimi değiştirmeye mecbur etmeyeceksiniz. Nikahımız olana kadar bana el sürmeyeceksiniz. Ölünceye kadar da Müslüman olarak kalacağım. Arzularınız benim için emirdir demiştim matmazel. Sizin için gönlümde sevgilerin en büyüğü var. Sevgilerin en büyüğü memleket sevgisidir kumandan. Bu güzel anı kutlamak büyük bir zevk olacak. İçmez misiniz? Teşekkür ederim, ben içmem. Bu gece içmenizi isterdim. Ama ziyanı yok. Sizin yerinize de ben içeceğim. Sağlığınıza ve mutluluğunuza. Kasabayı terk edeceğiz, derhal Richard Bursun'u çaldır! Benim içeride görülecek bir hesabım var! Başla kumandanım, gelin benden! Bana oynadığın oyunun cezası nedir biliyor musun? Ölüm! Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi öldürün beni! Seni öldürmeyecek kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Ama intikamım senin için ölümden de acı olacak. Benim olacaksın! Hem de burada! Kendi topraklarında! Sana en yakışan madalyayı takmak bana nasipmiş çorbacı. Kasabaya girmeden, geceyi düşman kumandanının koynunda geçiren Ali'ye kahpesinin cezasını verelim! Böylece kasabamızın namusunu temizlemiş olacağız! Allah şahittir ki, kasabamıza bütün felaketler o Ali'ye kahpesinden gelmiştir! Fettah Efendi doğru söylüyor! Gece kumandanın evine girerken gözlerimle gördüm! Namuslu kadının gece vakti düşman kumandanının yanında ne işi var? Artık hesap saati geldi! Kahpeden günahının hesabını sormak lazım! Haydin arkadaşlar! Fettah, yaptıkların yetmiyormuş gibi şimdi de masum bir kızın kanına mı girmek istiyorsun? Çekil sen be! Biz yaptığımızı biliyoruz! Ne duruyorsunuz? Parçalayalım kahveyi! (Gülüyor)
bana zemzem suyu kadar tatlı geldi. Acaba son suyumu mu içtim anne? Allah korusun kızım! Neler söylüyorsun hocam? İşte orada kaltak! Artık yaşatmayalım bu kahpeyi! Yakalayın! Türk askeri kasabaya girdi. Hadi arkadaşlar, şanlı askerlerimizi karşılayalım. Arkadaşlar, sadece kasabamız değil, bütün vatan kurtuluyor. Allah şanlı ordumuzu ve de sizleri korusun. Tahsin Bey, Tahsin oğlum,
Latif bey, Ali'ye nerede? Geç kaldın, geç! Ne oldu? Ali'ye ne yaptılar? Fettah'la Hüseyin kafiri halkı kışkırtarak Ali'yi öldürdüler! Tahsin amca! Hocamı öldürdüler! Ona kıydılar! Koynunda geçirdi. Müslüman namusunu kafire sattı. Elini kana bulama oğlum. Bu iki alçak cezalarını görecek. Bu iki köpeği götürüp derhal asın. Kıymetinize kumandanım, çoluğumuza çocuğumuza acıyın. Ben muhakeme istiyorum. Şahitlerimiz var. Bırakın beni be, bırakın. Bırakın. Merhamet edin. Kahrolun hepiniz. Toprağınız, toprağım, eviniz, evim, burası için, bu diyarın çocukları için bir ana, bir ışık olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım, vallahi ve billahi.